Değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Allah'ım cümleye iyilik versin diyerekten bugünkü vlogumda böyle kahvaltı hazırlayarak başlatmak istedim. Biber közlüyorum. Patates kızartıyorum. Yumurta haşlıyorum. Teyzemle güzel bir kahvaltı yapıp pazara gideceğiz. Acıgöl'ün pazarı var bugün. Geçen hafta fizyoterapiye mi gitmiştim acaba? Pazara gidemedik. Herhalde oraya gitmiştim. Birazcık domates, biber, salatalık falan alalım. Oranınki de güzel oluyor. Eğer fırsat olursa sizlere de çekim yaparım. Çayımı da şöyle demledim. Soframızda yavaştan yavaştan şöyle kuruyorum canlar. Görüyorsunuz. Halam da nane yıkıyor. Dün bahçesinden nane toplamıştık. Ayıklamıştık. Onları yıkıyor. Bizde durumlar böyle. Sizlerde ne var ne yok. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler böyle uğraşıyoruz. Bugün anneler günüymüş. Kayınvalidem haber verdi valla. İki ablamla konuşmuşlar. O da beni aramış. Sağ olsun. Anneler gününüzü de kutluyorum. İnşallah güzel bir anneler günü geçer. Allah'ım herkesin evladını bağışlasın. Annelere de sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin diyeyim. Dileğimiz böyle. Patatesim olmak üzere şöyle bir karıştırayım. Sesim de bir tuhaf geliyor akşamdan beri. Niye böyle bilmiyorum. Şöyle patatesim de neredeyse olmak üzere. Yumurtaları da kapatayım. Çok da sert olunca güzel olmuyor. Onları soyayım bir. Videomuzun devamında görüşelim. Evet canlar, şimdi biz Acıgöl'ün pazarına doğru gidiyoruz. Şöyle koyunları, inekleri otlatıyorlar burada. Manzara güzel. Acıgöl'ün pazarına giderken cami önünden mi geçiyorduk? Oradan geçiyoruz. Buralara ekiyorlar canlar. Şöyle hayvan gübresi falan atmışlar. Annemlerin tarlası var şuralarda bir yerlerde. Bu tepede değil mi galiba? Şurası mı? Şurası bakın annem. Değil mi? Kayınvalidemlerin de var mı dayı? Artık benim var onların ya. Sen mi ektin? Şurası. Annemlerin burası değil mi? Benim de aktarına geldiğim yerde şu tarlayı görüyor musun? Sürlü tarlayı var. Evet. O tarla ta arkaya kadar gidiyor. Burayı sürdüm ben öte. Ha, orayı mı ekeceksin? Şurası canım. Ne tarla aktarmıştım be. Ama çok uzun o tarla. Arkaya doğru gidiyor. Nail, oraya ne ekeceksin sen? Arpa mı? Arpa ekecek tavuklarımız için. Görüyorsunuz buralara gelip ekim yapılıyor. Sonra da hasatımız kaldırılıyor. Allah bu sene nasip ederse bize de verirse olacak. İnşallah. Bakın burada da bir aktarma işi var. Şöyle Nail'in yaptığı gibi herhalde. Başlayayım oğlum. Şimdi ektiğimiz buğday var. Bulgur yapılıyor ya o buğdaydan. Evet. Ona ne buğday diyorlardı? Kılçık buğday. Şaman. Şaman. Güzel bir buğday hani. İnşallah Rabbim verirse onu kaldırıp bulgur yapacağız. Annemlerden ödünç almıştık hani ödünç. Tohum. Onu verecek tohumluğunu. Öyle. Bulgurumuzu falan kaldırmak nasip ederse Rabbim yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi Acıgöl'ün pazarına gidelim, orada görüşürüz. Ben Acıgöl'ün üstünde gibi. Evet canlar, şimdi biz Acıgöl'e geldik. Şu iki dakika önce yağmur falan yok. Böyle yolun yarısı sanki şerit çekilmiş de yağmur bu tarafa yağıyormuş gibi. Yani bizim köyün o tarafa camili öğrende hiçbir şey yok. Buraya yağmur yağıyor böyle. Yani buralar bayağı sel almış şöyle yani. Karmış su yollara. Rabbimin işine karışılmaz. Vardır bir bildiği. İnşallah bizim o taraflara da yağar. Her yere bereket yağsın inşallah. Pazarda kapalı yerde gezebiliriz. Zor ineceğiz gibi geliyor bana. Evet. Şans. Acıgöl'ümüzde böyle. Buradan da takip edenler varsa selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her yerden izleyenimiz var. Her zaman karşımıza çıkıyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıyoruz. O yüzden mutluyum canlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız bugün. Böyle geldik. Zeytin alıyoruz canlar. Şu zeytinden aldım birazcık. Burada bir sürü çeşit zeytin var. Renklisi de var. Şöyle moru da var. Boyamışlar bunları. Bakabilir miyim?
Annem. Pazar çok kalabalık. Yağmur da yağdığı için herkes bu kapalı alana gelmiş. Siz burada tarladın tamam mı? Bizim babamla ufak bir işimiz var. Ufak bir işiniz var. Şöyle. Canlar köyümüze geldik. Pazar hem kalabalıktı hem yağmurluydu. Fazla çekim fırsatı olmadı. İhtiyaçlarımızı aldık. Şimdi şöyle kayınvalidemlere doğru geliyoruz. Birer tane tülbent aldık. Anneme, kayınvalideme ve elma salama. Anneler günü hediyesi olsun diyerekten yarım elma gönül alma. Ayazım da bana hediye aldı. Sizlere gösteririm. Burada da kardeşi var kayınvalidemin, yurt dışından geldi. Görüyorsunuz. Geldik. Evet canlar, eve geldik. Kayınvalidemlerde de misafir varmış. Onlara bir çorbayla cacık yaptım. Eve geldim. Şimdi evde de yemek yapacağım. Horoz keseceğiz. Bugün de horoz menümüz olsun. Şu güllerime bakar mısın? Ne kadar güzel açmış. Nail, horozumuzu bir gösterelim. Vallahi protein. Ona da ihtiyacımız var. Güllerimin güzelliğine bakar mısın? Ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi onu temizleyeceğiz. Düklüğe koyayım, pissin. Bir sürü tomurcuğu var. Şöyle. Evet canım, şimdi pazardan aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Artık yaz meyveleri çıkmış. Bunları halam aldı, meyveleri şöyle görüyorsunuz. Şu biber de çok seviyor. Acı biber. Sonrasında domates aldım hani şöyle birazcık bir şeyler aldık. Biber aldı. Çilek aldık. Çilek aldık. Limon aldık. Çilek aldı teyzesi. Limon diyorsun. Yok limon işte. Anne ama. Karpuzu kim aldı? Babam bana aldı. Hatta ben biraz aldım. Biraz karpuz kes deyip duruyor. Şimdi biraz sonra keseceğim. Bakalım tadı nasıl. Karpuzu ben aldım anne. Şöyle patates aldık. Bunlar. Patatesi sobaya atalım. Akşama sobayı yakıp patatesi atacağız. Onu pişireceğiz. Zeytin aldık şöyle görüyorsunuz. Yeşil ve siyah zeytin. Oranın zeytini güzel oluyor. Ayazım da bir halasına bir de bana bundan böyle tepsi aldı. Pek bir hoşumuza gitti. Görmüştü güzel. Teşekkür ederim Ayaz. Rica ederim. Sonra yine böyle bir salatalık aldık. Bu farklıymış. Bunu da anneme aldım. Kayınvalidemle aynı. Onunkinin şuralarında açık renk vardı. Annem de böyle sarılı aldım. Annem pek açık renkli sevmiyor. Bunu ben gösterdim anneanneme. Boncukları falan aynı kayınvalideminkiyle. Şöyle halam kendisine eşarplar almış. Bunlar hazır oluyor hani. Şöyle sizlere göstereyim. Bu rengi seviyormuş. Bakar mısınız? Şuradan şöyle takılıyor ya, göstereyim. Anne orada gösterir nasıl takıldı. Nerede anne? Orada şöyle göstermesi işte lazım. O poşetmiş. Poşetin var içinde. Şu rengini de almış. Halam pembeyi pek sever. Bak gösteriyor bu. Bu da bu renkmiş. Ama üzerinde kırmızı var. Lacivert gibi değişik. Anlamadım. Bunu da ben aldım canlar. Halama anneler günü hediyesi. Güle güle kullansın. Kalacaklar örtün inşallah bunları. Her şeyin en güzelini hak ediyor. Allah'ım o güzel kalbine göre de bol bol versin inşallah. Şimdi karpuzu keserken de göstereceğiz. Karpuzu bir kesin daha yazın merakı kesin ama evet. Şurayı bir kaldırayım ondan sonra yazın. Bir toparlayalım. Evet canım, karpuzu kesiyorum. Ayaz çok merak etti. Karpuzu illa tatacak. Oo, rengi güzelmiş de. Tadına bak da gör anne. Çıtırıyor. Tadına bak da gör. Böyle mi yiyeceksin ayağı? Evet böyle yiyeceğim. Tamam al anneciğim. Tadına bak da gör. Hadi afiyet olsun. Bunu da biraz sonra keseceğiz. Kapat. Evet canlar, şöyle horozumuzu görüyorsunuz. Üttü güzelce halam. Vallahi yoldu ellerine. Eline koluna sağlık onun da. Şimdi içini temizleyeceğiz. Sonrasında sıcak suyumu da hazırlıyorum. Düdüklüğe koyacağız. Evet canlar, şöyle bakar mısınız? Çok güzel pişmiş lime lime. Şimdi pilavını yapıyorum. Bulgurumu getirdim. Şöyle
Karpuz doğrayacağım şimdi, pilavı koyayım. Ahmet dayıma da göndereceğim bir budunu. O da yesin. Şöyle. Şundan birazcık atayım. Anne usulü yapıyorum. Bunu birazcık kavuracağım. Şöyle. Kolay gelsin Nail Usta. Sağ ol, sağ ol. Ne yaparsın be ya? Vallahi hızlı bir şekilde eve geldim. Yemek alırsa yemek yiyeyim diye ama maalesef. Hazır olur şimdi değil mi? İnşallah. Ben böyle konuşuyorum ya canlar. Hani romanlık mı var kökeninde diye yazan da olmuş. Hiç yok herhalde öyle bir şey. Ama sadece böyle seviyorum böyle söylemeyi. Tamam kardeşim. Kardeşim tamam. Karpuz doğramadan Nailusta'dan sorulur diyerekten karpuz işlemini Nailusta'ya değerli canlar. Bu da tamam. O da tamam. Eline sağlık. Bizim karnımız tok ya, biz atıştırdık. Onun için şöyle gördüğünüz üzere pilavı da yeni yapıyorum. Anne. Da, tamam efendim. Bu odaktaki ben miyim? Şu Ali abin, bu Arda, bu da Rahime. Bakar mısın Rahim küçüklüğüne? Peki Rahime istemez ama böylelerdi küçükken. Arda, bu Arda, ortadaki Rahime, bu kenardaki de Ali. Böyleydik ya, çok güzel günlerimiz vardı. Çocuklarla uğraşıyorduk. Ve hala uğraşıyoruz canlar. Bu tablerim, ablarım. Bu abimin birinci sınıftaki mi, ikinci sınıftaki mi? Şöyle yapalım Ayaz, sana çok mu benziyor bakalım, gel biraz. Çok benziyorsunuz Ayaz. Biraz daha kepçeydi. Ayaz'ın birazcık daha kilolu. Halası diyor ki nasıl yakışıklı olmuşsun diyor. Biraz da kilo aldı ya. Bak burada da bu var. Bulun bakalım buradan. Kim abi? Bakayım ben. Çok az bir şey toz biber atacağım. Şuradaki abi. Geçen yengemle de yaptığımızda toz biberi biraz fazla kaçırmışım. Galiba. O zaman da güzel bakayım. Olmuyor. Yok şuradaki. Şuradaki suyuna da bir bakayım. Üstteki bana abi. Böyle dökeyim. Üstteki de abim ve öğretmeni. Merhaba Azuk'ta. Su dökebilirim. Biz eski fotoğraflarımıza bakıyoruz. O zaman ben yokum ama. Niye yokum? Hayda hayda. Ben düştüm annem diye. Niye kutuyor annem? Ben yoktum. Abi kızdır. Bu Ali babam. Bu da abi. Evet canlar, şöyle dünkü nanelerimizi buraya böyle masaya serdik. Şöyle soframızda hazır, çorbamız, horozumuz, turşumuz, karpuzumuz, pekmezimiz. Afiyet olsun bize. Da ayırdım çorbasını, pilavını, butunu, yeşilliğini, yufkasını, karpuzunu canlar. Bunları dayıma gönderiyorum. Evet canlar, şimdi biz kahve içiyoruz. Bulaşlarımı toparladım. Annemlerin de anneler gününü kutlayacağız. Annem ve halam da dayısına gidecekler. Nail, ne yaptın şeyde bugün? Vallahi bugün dışarıdaydık. Yine bugün uzun bir çalışma oldu. Günü kapattık, eve geldik. Kolonları yaptılar mı? Yaptılar. Yarın beton dökülecek. Işte. Yarın beton dökülecekmiş inşaatlar. Nail bütün gün oradaydı. Çok güzel yağmur yağdı, bereket. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun mu? Olsun. Ne yaptın Nail? Ayağlarım ağrıyor.
O zaman bugünlük böyle olsun canlar. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.